Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Berna Kömürcüoğlu ile birlikteyiz. Sinovac aşısını oldunuz, Çin'den gelen Sinovac aşısını oldunuz. Yan etkileri oldu mu ve bu süreç nasıl ilerledi, anlatır mısınız? Şimdi hastanemizde bunun faz 3 çalışması devam ediyor Ekim ayından bu yana. Ben de o hem çalışmayı yürütüyoruz hem de olan kişilerden bir tanesiyim. Öncelikle sağlık çalışanlarına yapıldı. Şimdi diğer katılımcılara da açıldı. İki doz halinde oluyor. 18 ila 59 yaş arasındaki bireylere uygulandı şimdiye kadar. Herhangi bir ciddi yan etki görmedik. Bende de oldu. Yani ağrının yapıldığı yerde çok hafif bir ağrı türü yan etki gibi. Onun dışında herhangi bir yan etki izlemedim. Dün de ikinci dozumda oldum. 15 gün sonra ikinci dozumu da yapıyoruz. Ondan sonra da bir aydan sonra bir antikor düzeyi çalışma kapsamında tekrar bakılacak. Faz 3 çalışma yani geniş kitlelerde yapılan daha çok yan etki değerlendirilmesini hedefleyen bir çalışması. Onun kapsamında uyguluyoruz şu aşamada. Peki ne kadar koruma sağlanıyor belli oldu mu? Şu aşamada dünya genelinde faz 3 çalışma sonuçları tam açıklanmadı. Endonezya'dan veriler açıklandı geçen hafta itibarıyla. Orada %80 civarında, 80'in üzerinde koruma olduğu ortaya kondu. Ülkemizin verileri de bu ay sonunda zaten çalışma kapanacak. Ülkemiz ve genel dünyadaki tüm faz 3 verilerinin de açıklanmasını bu ay sonuna kadar bekliyoruz. Şimdi şöyle, aşılar farklı gruplar halinde, farklı teknolojilerle geliştirdiler. Sinovac aşısı bizim aslında en alışık olduğumuz mevsimsel grip aşısı ve polio aşısıyla aynı teknolojide üretilen bir aşı. Yani ölü atenüe dediğimiz viral aşı. Bu nedenle bizim bildiğimiz ve vücutta ne tür yan etkiler, ne tür hangi mekanizma ile olduğu, ne tür yan etkiler oluşturacağını bildiğimiz bir aşı grubu aslında. Bu nedenle diğer örneğin mRNA aşıları kanser hastalıkları dışında viral hastalarda denenmemişti. Bu nedenle hem bildiğimiz hem de yan etkilerinin daha ılımlı olduğunu tahmin ettiğimiz bir aşı grubu. O nedenle öneriyorum. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi COVID salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı bir şekilde kış aylarının başlangıcına itibaren ikinci pikini yapmaya başladı. Şu aşamada bizim hastalığı kontrol etmek için yapılabileceğimiz en önemli şey toplumsal bağışıklığı sağlamak. Ve enfeksiyon özelliği nedeniyle ikinci, üçüncü hatta enfeksiyonlar geçirilebiliyor. Bu aşamada bizim şu yapabileceğimiz en iyi şey hani maske, mesafe ve hijyen kuralları haricinde şu aşamada aşı olarak kendi bağışıklığımızı sağlamak ve ondan sonra da etkin ilaç tedavileri de devam ediyor. Ama biliyorsunuz şu an elimizde tüm dünyada böyle %100 etkili hani bunu aldığınızda bu hastalıkla ilgili hiçbir yan etki ya da ilerleme olmayacak dediğimiz bir ilacımız yok. Bu ilaç çalışmaları da hala devam ediyor. Bu tür ilaçlar geliştirilene kadar yapabileceğimiz en önemli şeyin bir tanesi aşılama. Onun için ülkemizde şu an için bu sene içinde bulabileceğimiz aşıyı yaptırmayı bütün halkımıza öneriyoruz. Belki gelecek senelerde bu aşıların tümünün faz 3 çalışmaları çıkacak. Hepsi piyasada çok rahat bulunacak. O zaman belki bir seçim şansı olabilir. Hani o aşı bu hasta grubuna, bu aşı şu hasta grubuna tercih edeceğiz gibi diyebiliriz. Ya da etkinliklerinin arasındaki farklılıklar nedeniyle seçebiliriz. Ama şu yoğun pandemi döneminde dünyada kapış kapış ülkeler aşıları kendilerine ısmarlayıp ülke halklarına yaptığı dönemde bizim bir aşı seçme şansımız açıkçası yok. Bulduğumuz aşıyı yapıp bu hastalıktan mümkün olduğunca korunmak ve bu özellikle bu yoğun kış dönemindeki bu yoğun hasta sayılarını azaltmayı hedeflememiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Berna Kömürcüoğlu bizimle birlikteydi. Biz teşekkür ederiz. İyi günler.